Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayyıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi günü olduğu gibi sizlerle yurt içi piyasaları değerlendireceğiz. Öncelikle tabii ki önemli makro detaylar, akabinde daha sonra BIST 30, BIST 100, Kardemir ve Ereğli ile alakalı spot tarafta ve vadeli tarafta hangi fiyat seviyelerine dikkat edilmesi gerekiyor, bu hususları sizlere aktaracağız. Tabi burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yeni bir haftaya başlıyoruz ama mevcut makroekonomik gündem Eylül ayının geneline ilişkin hareket alanını arttırıyor. Yani fiyatlama dinamiklerinde hem globalde hem iç tarafta gerçekten etkileyebilecek bir ay içerisindeyiz. Bu hafta baktığımız zaman biraz önce Türkiye tarafından enflasyon verisine ulaştık. Biraz sonra zaten biraz detay verebiliriz. Akabinde bugün Amerika'da ve Kanada'da tatil, hisse piyasası kapalı ama bazı finansal varlıklar işte borsalarda emtia ürünleri gibi erken kapanışlar söz konusu. Hisse piyasalarının kapalı olması bu anlamda bizim fiyatlama mekanizmamıza biraz daha farklı bir görüntü oluşturabilir. Gerçi son dönemde ayrışan bir profili izliyorduk ama oradan gelebilecek bir olumsuz senaryoyu da burada kapatmış olduk. Yani bugün kendi iş dinamiklerimizde daha iyimser bir görüntü oluşturabiliriz. Ama bunun yanı sıra bu hafta hani bugün OPEC toplantısıyla petrol dinamiklerine ilişkin fiyatlama reaksiyonu, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Başkan Lagarde'ın mesajları, ilaveten Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları, FOMC üyelerinin vereceği mesajlar, işte Almanya'dan, Euro bölgesinden büyüme rakamları, hizmet sektörüne ilişkin satın alma müdürleri endeksi gibi önemli data setleri var ve global ağırlıklı bir veri setinin bu hafta itibariyle gündemimizi meşgul edeceğini söyleyebiliriz. İşte bu sebeple de global taraftaki fiyatlama reaksiyonlarına biraz daha fazla odaklanmakta fayda var. Tabii ki bilanço sezonu bitti. Bundan sonraki süreçte işte hem Amerika'da hem Avrupa'da hem Türkiye'de işte şirketlerin performansına ilişkin daha yeni bir araştırma içerisine girmemiz gerekiyor. İşte bu zamana kadar süreçte geride kalan şirketler yeni dönemin gözdesi olabilecek mi? Yoksa iyi performans sergileyenler yılın sonuna kadar o ralliye devam edecek mi? Bunların hepsi aslında dikkate takip edilmesi gereken bir süreç. Bu konjonktürde özellikle dediğim gibi global taraftaki gelişmeler önemli olacaktır. Çünkü ECB var, daha sonra Fed var, TCMB var derken gerçekten çok önemli bir merkez bankacılığı ayı olacaktır. Bu da borsa fiyatlama reaksiyonları üzerinde etkisini hissettirecektir. Tabii şunu söyleyebilirsiniz. Yani globalden oldukça ayrışan bir profil izliyoruz. Bu sebeple de globaldeki kötü hava iç tarafa yansımayabilir. Düşünce içerisine girebilirsiniz ama hani olur da orada bir panik havası yaşanırsa ister istemez burada da bir realizasyon görülebilir. Tabii ki borsanın orta uzun vadeli konjonktürde bir problemi yok. Ama ara realizasyonlarda tepede yakalanmamak açısından onları da dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Şu anda saatler 10.17. Henüz daha yeni açıldık ama çok iyimser performansın olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul 30 endeksi şu anda %1.39. Borsa İstanbul 100 endeksi %1.24. Yani %1-1.5 aralığında Borsa İstanbul performansı var. Bankacılık %1.75, sanayi %0.68. Sektörel bazda bankacılık ve sanayi dışındaki sürece baktığımız zaman da ulaştırma %2.80 ile zirvede. Onu da bankacılık takip ettiğini söyleyebiliriz. Şu an için sektörel bazda spor ve bilişimin negatif tarafta olduğunu görmekteyiz. Videomuzun konusu olan varlıklardan Kardemir Ereğli nasıl? Kardemir şu anda başa baş neredeyse, hatta şu anda pozitife geçti. Ereğli de %0.30'a yakın bir pozitif performans var. Şu an için baktığımız zaman BIST 30 şirketlerin içerisinde hani Kardemir başa baş ya da bir tık pozitifte, yani en az performans sergileyen, ama onun dışında gerçekten iyimser bir senaryo var. %4'ün üzerinde Vestel Pegasus var. %3'ün üzerinde Halkbank, Sasa, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Aselsan olduğunu söyleyebiliriz.
Vadeli tarafa baktığımız zaman da şirketlerin performansında Alkim, Şekerbank, Vakıf Bankası, Akbank, Vestel olarak devam ediyor. %3'ün üzerinde bayağı bir şirket var ama %6'nın üzerinde 2 tane şirketin olduğunu unutmamakta fayda var. Negatif tarafta kalanlar BİM, Anadolu Efes, Ülker gibi Doğan Holding gibi şirketler olduğunu da söyleyebiliriz. Vadeli tarafta BIST 30'da da %0.60 pozitif bir reaksiyon devam ettirmektedir diyebiliriz. Şimdi dedik ki makro gündemden bahsedeceğiz diye biraz önce yani saat 10'da Türkiye'den üretici ve tüketici fiyat endeksi geldi. Tüketici fiyat endeksi %1.46 aylık bazda, %80.21 yıllık bazda geldi. Piyasa beklentisinin de altında sonuçlandı. Yani bu ne demek? %2 küsür olarak aylık beklenen enflasyon yerine TÜİK %1.46 açıkladı. Şimdi enflasyonda bu rakamın gelmesi beklentiyi kıyasladığımızda olumlu bir şey. Yani enflasyonun yukarı yönlü hareketini sınırlayabiliyor olması bu sevindirici. Ama buna biz bir zirvedir, artık döndü demek erken. Çünkü Eylül ayının başlangıcında özellikle elektrik ve doğalgaz zammı ile birlikte ortalama 1 puana yakın bir yeni ay enflasyonuna etkileyebileceği senaryosu enflasyon tarafında henüz bir zirve görüntüsü olmadığı düşüncesini güçlendiriyor. Tabi burada şu da var. Merkez Bankası yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası acaba bu enflasyon rakamını görüp faiz indirimi serisine başlar mı? Bu da yeni dönemin ana gündem maddesi olarak karşımıza çıkacaktır. Hatırlarsanız bir önceki toplantıda piyasa beklentisi sabit kalması şeklindeydi. Ama Merkez Bankası indirim yapmıştı. Onun öncesinde de enflasyon rakamında hani yükselmişti ama yükseliş hızı azalmıştı. TÜİK rakamında bunu görmüştük. Bu sebeple de Merkez Bankası acaba bu politikaya başlar mı sorusunu sormaya başlarken merkezden gelen bu hamle dikkat çekti. İşte bu sebeple de enflasyondaki yukarı yönlü eğilimin artış hızının yavaş yer olması acaba Merkez Bankası'nı elini güçlendirecek mi? Burada Merkez Bankası'nın toplantısındaki kararına bakacağız. Tabii ki henüz zirve yok. Bu sebeple de faizin sabit kalması gerekiyor. Ama yine de burada Merkez Bankası'nın bir önceki toplantıda yaptığı bir sürprizle tekrardan böyle bir hamle yapabilir mi? İster istemez bu bizim için bir soru işareti olmaktadır. Enflasyonla alakalı bu arada şunu da vurgulamakta fayda var. Yani enflasyonluk yıllık bazda çekirdek tarafı da %66.8 olduğunu da görebilmekteyiz. Çekirdek enflasyon da bu anlamda önemli bir yol gösterici olmaktadır diyebiliriz. Şimdi burada şunu da vurgulamakta fayda var makro tarafta. Hafta sonu orta vadeli program açıklandı. Resmi gazetede de yayınlandı. Burada işte büyümedir, enflasyondur, işsizliktir bunlarla alakalı önümüzdeki dönemdeki beklentiler paylaşıldı. Büyüme tarafında kaba taslak yani 4 yıllık periyotta %5-5.5 aralığında bir büyümenin olacağı varsayımı altında. Keza zaten özellikle Türkiye gibi önemli gelişmekte olan ülkelerin bu patikada istihdam büyüme sürecini devam ettirmesi gerekiyor ki sürekli bir istihdam politikasını oluşturabilmesi adına. Tabi buna bağlı olarak da baktığımız zaman da %10.8'den %9.6'ya doğru işsizlikte kademeli bir şekilde azaltılan bir senaryo var. Tabi burada şuna da dikkat etmek lazım. Büyümede bu istikrar sağlanırken enflasyon tarafında da bir aşağı yönlü senaryo ön planda. Hani bu seneyi %65 ile kapatmak, seneye bu oranı %24.9'a düşürmek ve 2025'te tek haneye düşürebilmek var. Bu tabii ki ister istemez büyümede bu ivme devam ederken enflasyonu bu şekilde aşağı yönlü çekebilir miyiz konusunda biraz soru işaretleri oluşturuyor. Burada özellikle cari işlemler dengesine bir nokta bakmamız gerekiyor. Burada da cari işlemler dengesi gayri safi yurt içi hasıla oranına yani büyümeye böldüğümüz zaman da burada da kaba taslak 2025'te neredeyse nötre gelebileceğimiz bir beklenti söz konusu. Yani cari açık işlemler açığındaki iyileşme uzun dönemli olarak nasıl olacak? Bunları da gelecek dönemde dikkatle takip etmek gerekiyor. Yani dışarıda
gelecek para akışı, özellikle enerji bağımlılığı sürecinde Türkiye'nin kendi kaynaklarına olan sürecini başlatıp başlatmayacağı gibi gibi, turizm sezonunun daha iyimser bir şekilde geçip geçmeyeceği gibi bir sürü senaryo var. Yani cari açığımızı etkileyen ana kalemlerde çok ciddi iyileşmeler bekleniyor demek ki. Çünkü bir yandan büyürken bir yandan enflasyon düşecek. Bunun sebeplerini araştırırken cari işlemler burada dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Yani bu süreçte orta vadeli programda bu verilen hedefler gerçek bir şekilde ulaşılabilme potansiyeline sahip mi? Bu da yeni dönemde hükümet ve ekonomi politikalarının vereceği mesajlar, yapılacak anlaşmalar hem iç tarafta hem dış tarafta, bunların hepsi bu anlamda önemli olacaktır diyebiliriz. Umuyoruz ki tabii ki orta vadeli programda hedeflenen beklentilerden de daha iyi rakamlar gelebilmesi. Ama önümüzde hem iç tarafta hem de global tarafta önemli sorunlar var. Eğer bu sorunları kademeli kademeli aşabileceksek, o zaman uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak çok zor olmayacaktır. Ama önümüzde gerçekten önemli aşmamız gereken meseleler olduğunu da söyleyebiliriz. Şu anda saatler 10.25. Teknik tarafa geçmeden önce tekrardan bir fiyat seviyesine bakalım. Borsa İstanbul 30 endeksi %1.80. Borsa İstanbul 100 endeksi %1.62. Yani %1.5 %2 arasına geçmiş şeklinde, bu anlamda pozitifliğine devam ettiriyor. Tabii ki daha yeni açıldık. Günün kalanında bu pozitifliğine devam edecek mi etmeyecek mi, bunlara bakmak gerekiyor. Şimdi ne yapalım burada artık işin performans tablosuna, işin fiyat tarafına artık geçebiliriz. Şimdi Borsa İstanbul 100 Endeksi ile başlayacak olursak, özellikle burada kısa vadeli geçen hafta da sizlere aktarmış olduğumuz hareketli ortalamamız şu anda 13 periyotluk üstel hareketli ortalama 3168'lerden geçiyor. Yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Bu senaryodan yola çıktığımızda trendin üst bölgesi 3360-3410'lara kadar bir reaksiyon verebilme ihtimali var. Ha, ne zaman bu ortalamanın altında kalıcılaşır, o zaman realizeler güçlenir. Diğer ortalamalara doğru bir geri çekilme izlenebilir ama orta uzun vadeli hala pozitif seyir devam ediyor. Zaten diğer ortalamalar sol köşede hangi seviyeden geçtiğini çok net görebiliyorsunuz. Şu an için kısa vadeli ortalamayı sadece paylaşmamız yeterli. 3168 üzerinde 3410'lara kadar bir hareketlenme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Buradan Borsa İstanbul 30 Endeksine geçtiğimiz zaman da özellikle Perşembe günü Borsa İstanbul 30 Endeksinin geldiği realize sonrasında kısa vadeli ortalamamıza ulaştı. Hatta bir tık altına sarkma girişimini gerçekleştirmişti. Ama Cuma'dan itibarenki hareketler bunun bir istisna olduğunu görmemize imkan tanıdı. Orada da 10 periyotluk üstel hareketli ortalama. Onu da BIST 100 gibi 13 periyotluk da yapabilirsin. Orada bir problemimiz yok. 10 periyotluk üstel hareketli ortalama şu an için 3458 seviyesinden geçiyor. 3458'in üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketini 3630-3713 seviyelerine kadar devam ettirebilir. Trend üst bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Hani olur da bir geri çekilmede ortalama altında kalıcılaşırsa, o zaman bir realize imkanı, ama buna rağmen orta uzun vadeli konjonktürde trendsel bir değişim yoktur. Şu an için gerek Borsa İstanbul 30 Endeksi gerekse Borsa İstanbul 100 Endeksi kısa vadeli ortalamalar üzerinde yukarı yönlü reaksiyonuna devam etmeye çalışıyor. Bu bilgileri paylaştıktan sonra artık KDM Ereğli görüntüsüne geçebiliriz. Ağırlığı en yüksek şirket Ereğli. Ereğli ile başlayalım. Baktığımız zaman da 30.55'te 25-75 arasında bir sıkışma dönemi gördük. 30-55'lerden döndükten sonra 210 periyotluk üstel hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başar. Yani 200-210 önemli bölgeler orta uzun vadeli konjonktürde. Baktığımız zaman şu anda yukarı yönlü bir reaksiyon gerçekleştirebilme ihtimaline karşın üst bölgede de negatif bölgeye geçişini sağlayan ortalama henüz aşılabilmiş değil. Yani 28-95 29 yuvarlayıp hesap 29. 29 seviyesinin üzerinde kalıcılaşması lazım ki 30-55 ve daha sonra da bandı sonlandırıp yukarı yönlü reaksiyonlarını hızlandırsın. Ama o mavi renkli ortalama işte 28-95 yani 29 bölgesinde baskılanmaya devam ederse
6 ortalama yani 27'ye kadar, akabinde bunun da kırılması 25-75'leri tekrar gündeme taşıyabilir. Yani biraz Cardi ve Rally tarafında itici bir güce ihtiyaç var. İşte FRC fiyatlarından bahsediyoruz, Çin büyüme durgunluktan bahsediyoruz, global anlamda resesyon süreçlerinden bahsediyoruz. Eğer yılın son bölümünde daha iyimser bir senaryo konuşulacaksa ya da bu durgunluk senaryosu artık biraz rafa kalkacak bir senaryo çağrıştıracaksa tabii ki Ereğli Kardemir yeni dönemin parlayan yıldızı olacaktır. Ama hala üzerinde bir baskı var. Bu sebeple de biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki orta uzun vadeli konjonktürde yani 1 yıllık 2 yıllık projeksiyonda yatırım kararı vermek isteyenler tabii ki bu tür önemli şirketlerin Türkiye için lokomotif şirketlerin portföylerinde yer alması kaçınılmaz. Ama biraz kısa vadeli baktığımız zaman da dikkatli olmak gerekiyor. Bir baskılanma söz konusu var. Henüz daha rahat bir nefes alabilmiş değil Ereğli diyebiliriz. Buradan Kardemir tarafına geldiğimiz zaman da yine Kardemir'de de benzer bir görüntü var. Ama Ereğli ile kıyasladığımız zaman Kardemir'de sanki daha bir potansiyel varmış gibi duruyor. Şimdi bu noktada baktığımız zaman da 12.52 ile 10.30 arasında, 10.27 arasında bir sıkışma var. Hareketli ortalamalarda özellikle baktığımız zaman da burada 300 günlük üstel hareketli ortalama üzerinde ama o negatif bölgeye geçen 89 günlük üstel hareketli ortalamayı aşabilmiş değil. Bu anlamda 12'lerin üzerinde kalıcılaşması lazım ki 12.52 ve daha sonra 13.72'leri konuşalım. Aksi takdirde yani 12'lerde baskı görmeyi sürdürürse o zaman tekrardan aşağı yönlü bir harekete mecbur kalacaktır diyebiliriz. Bu sebeple de Kardemir tarafına da dikkatli olmak lazım. Ara bir destek bölgesi de 11.50 diyebiliriz. Yani 11.50'nin altında ana ortalamaya, 11.50'nin üzerinde ara ortalamaya doğru bir hareketlenme potansiyelini konuşabiliriz. Şimdi genel anlamda spot taraftaki bilgilerimizi bu şekilde izah etmiş olduk. Vadeli tarafa geçelim. Kardemir'le bitirdik. Kardemir'le başlayalım. Şimdi dikkat ettiyseniz Kardemir'in vadeli grafiğinde yakın vadeli 12 saatlik zaman dilimini ilgilendiriyor. Sürekli bir dip arayışı var. Çok net bakın bir dip arayışı var. Ama bu dipler yukarı yönlü reaksiyonu güçlendirmedi. Neden? Çünkü baz aldığımız hareketli ortalamaların henüz üzerinde bir kalıcılaşma yok. Kaba taslak 12.36'dan geçiyor. 200 ve 233 periyotluk üstel hareketli ortalamalar. Ne zaman 12.36'nın üzerinde kalıcılaşırız? O zaman Kardemir ile alakalı vadeli görüntüde yukarı yönlü reaksiyonlar hızlanır. Ama 12.36 yani hareketli ortalamaları geçemezse orada 11.73'te 12.36 arasında bir sıkışma. 11.73'ün altında kalıcılaşırsa ne olur? İşte o zaman biraz daha korkulan bir senaryo olur. Çünkü aşağı yönlü bir hızlı hareket izlenebilir. Bu anlamda 11.73-12.36 seviyeleri vadeli tarafta dikkatle takip edilmelidir. Ereğli'ye geçelim. Ereğli'de de dikkat ederseniz sürekli bir dip çabası var. Tıpkı Kardemir'de. Ancak Kardemir'de Ereğli'den farkı Kardemir'in teknik tarafındaki uyum daha güzel. Ama Ereğli tarafını mesela bu ortalamaların üzerine çıktıktan sonra tekrar girdi. Yani burada biraz ortalamaların güvenilirliğini sarsıyor. Ama yine de tabii ki takip edeceğiz. 27.99-28 alt tarafta, yukarıda 29.55 seviyesi önemli. 29.55'in üzerinde kalıcılaşması durumunda bu sefer yukarı yönlü reaksiyonu hızlandırmak isteyebilir. Ama aşağıda 28'in altına bir kalıcılaşma görülürse o zaman biraz daha moral bozucu hareketler izlenebilir. Tabii ki vadeli tarafta borsa gibi değil. Yani vadeli de iki yönlü pozisyonu daha istekli bir şekilde açılabilir. Burada hedge mekanizması da kullanılabilir. O anlamda vadelideki bu avantajı da göz ardı etmemek lazım. Yani işe duygusal değil de biraz da robotik bakmakta fayda var. Yani siz spot tarafta örnek veriyorum Ereğli'de alım pozisyonundayken çok basit bir örnek vermek istiyorum. Eğer Ereğli aşağı yönlü bir hareket ivmesinde gerçekten dikkat çeken bir görüntü oluşturacağını düşünüyorsanız burada vadeli tarafta işin aşağı yönlü pozisyonlarında hem kaldıraç avantajından yararlanmak, daha düşük teminatta mevcut hedging mekanizmasını daha az maliyette burada destekleyebilmek hem de aşağı yönlü hareketlerde kazanç elde edip
spot draft'ta tekrardan bu işin maliyetine odaklanabilmek. Yani bu avantajı da göz ardı etmemek lazım. Tabii şu anda bu senaryo söz konusu değil ama yine de baktığımız zaman da 28 aşağıda, 29-55 yukarıda dikkate takip edilmesi gerekiyor diyebiliriz. Yani teknik tarafta Cardener daha güzel duruyor. Ereğli'ye kıyasladım. Zaten spot tarafta da benzer bir görüntü vardı. Bu anlamda performans anlamında Cardener Ereğli'ye göre daha iyi bir performans sergilerse buna şaşırmamakta fayda var. Son 2 haftalık performansta da zaten bunu çok net bir şekilde gördük. Son olarak da Borsa İstanbul 30 Endeksinin Ekim vade sözleşme fiyatına baktığımız zaman da envelop göstergesi eşliğinde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ana ortalamamız 89 periyotluk yüksel hareketli ortalama 3431 bölgesinden geçiyor. Yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Şu an için bir tepki hareketini görmüyoruz. Hani tepkisel bir görüntü yok. Yukarıda üst bölge 3760 seviyesine doğru bir hareket. Orasının açılması durumunda 3960 yükselere kadar bir reaksiyon ihtimali. Yani 4000'lere doğru bir reaksiyon ihtimali vadeli tarafta söz konusu. Ve bu şekilde düzeltmeler işin adı üstünde tepkisi. Ana trendimiz hala pozitif. Hani olur da kısa vadeli bir sert düşüş olursa nereye kadar düşebilir? Envelop göstergesi alt noktası 3570 civarlarından geçiyor. Ama yeniden yukarı yönlü reaksiyonlar şaşırtıcı olmaz. Şu an için bir tepki ya da realize problemi görmüyoruz. Yukarı yönlü potansiyel beklenti vadeli tarafta da söz konusu. Genel çerçevede sizlere aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Saatler 10.35. Fiyatlamalara tekrar bakalım ve videomuzu burada tamamlayalım. Şu an için sektörel bazda baktığımızda en iyi sektör performansını ulaştırma, bankacılık, iletişim, mali endeks yani %2'nin üzerinde. En iyisi ulaştırma %2.95'te. Bunun yanı sıra sektörler bazda baktığımız zaman spor, bilişim, gıda, içecek negatif tarafta kalmış. Sanayi %1'e yakın. Bankacılık %2.64'te yukarı yönlü. Yani bankacılık lokomotif olmaya devam ediyor diyebiliriz. Borsa İstanbul 100 endeksi %1.70. Borsa İstanbul 30 endeksi %1.85. Borsa İstanbul 30 endeksinin daha iyi performans sergilemesine şaşırmamak lazım. Çünkü Perşembe günü kısa vadeli ortalamadan test edip Cuma günü bu ortalama üzerinde kalması, bugün de bu ortalama üzerinde hareketini devam ediyor olması BIST 100'e göre aslında daha iyi bir teknik performans oluşturmasına sebebiyet vermişti işin fiyat tarafında. Bunu da zaten görebilmekteyiz. Kardemir Eylül tarafına baktığımız zaman Kardemir %0.34, Eylül %0.43 pozitif tarafta hareketlerini sürdürüyor. Vadeli tarafta da %0.77'lik bir pozitif performans var. Ereğli Kardemir'in performansında da vadeli de Kardemir pozitif, Ereğli negatif gibi duruyor. Yani genel hatlarına baktığımızda iyimser bir senaryo söz konusu. Bu iyimserliğin haftanın geneline yayılma ihtimali var. Bugün Amerika tatil. O sebeple biz daha iyimser bir görüntü oluşturabilmeye de şaşırtıcı olmaz zaten. Ama haftanın geneline itibaren global taraftaki haber akışına da dikkatle takip etmekte fayda var. Borsamız nazar değmesin diyelim. Dolar bazlı temasında da TL bazlı tarafta da hareketini devam ediyor. Burada ara düzeltmeler tabii ki olacaktır. Burada sizin seçeceğiniz şirketler bu çok önemli olacaktır. Araştırma raporları bu anlamda kritiktir. Burada sorulması gereken en temel soru şu. Şu ana kadarki süreçte geride kalmış şirketlerde hangileri öncelikli olabilir? Şu ana kadarki performansa en iyi performans sergileyen şirketler bu performanslarına devam edecek mi? Yani talep var mı? Yok mu? Bunların araştırması yapılması gerekiyor. GCM Yatırım olarak da zaten borsa tarafında da sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu konuyla alakalı çalışmalarımızı da inceleyebilirsiniz. Burada videomuzu tamamlayabiliriz. Herkese başarılı bir trade haftası diliyoruz.